Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu çok güzel bir battaniye modeli çalışmasıyla birlikte olacağız. Modelimizle battaniye çalışabileceğimiz gibi dilediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz, zevkinize uygun olarak. Şöyle modelimizi bir tanıyalım. Modelimiz kaydırmalı bir model. Bir sırada, yani bir rengimiz, bakınız, iki sıradan oluşmakta. Bir rengimizde tam modelimizi kurarken diğer rengimizde yarım model, tam yarım şeklinde devam etmekte. Şöyle birbirlerine de bağlantılı olarak ilerlemekte. Bakın modelimiz bağlanarak bir sonraki gruba geçiyoruz. Bağlanarak bir sonraki grubumuza geçiyoruz. Evet, çalışmamızı ben bebe ipiyle ve 2,5 numaralı tığımla ördüm. Sizler tığınızı ipinizin kalınlığına göre tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmaya yetecek kadar zincirimizi çekmeye başlıyorum. Öreceğimiz battaniyeler ya da örtülerin uzunluğuna uygun olarak zincirimizi çekelim. Ne kadar büyüklükte öreceksek bu dilim için yeterli olacak. Zincirimi çektim ve geri saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincir yuvasının içerisine bir defa tığımın başını doluyorum. Dönüşümü yaparak giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördüm. Trabzanımın üzerine hemen 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Dolgun bir görüntü olmasını istediğim için bir defa başını doluyorum. Hemen trabzanımın, bakınız, dibinde minik bir göz var. Buraya gelerek batıyorum. Şu şekilde bir defa alıyorum. Tekrar bir defasını ördüm. İkinci kez kaldı. Aynı yere batıyorum. Bir defa ördüm. Şöyle görelim. 3 tane trabzan görüntüsü oldu. Tığımın başını doluyorum. Yine biraz önceki batmış olduğumuz trabzanımın olduğu zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde. 1 ve hepsini aynı anda kapatıyorum. Şöyle yatay 3 tane trabzanımız oldu. Bakınız. 7. zincire döndüm. Bir trabzan ördüm. 3 zincir ilave ettikten sonra hemen dibine ikili trabzanın birerini ördüm. Aynı anda aşağıdaki trabzanla birlikte hepsini kapadım. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. zincirin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Hemen devam eden zincire bir tane daha sık iğne örüyorum. 2 sık iğne. Devam eden zincir yuvamı bir sık iğne daha örüyorum. 3 tane sık iğnemi yan yana örüyorum. Yeniden 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. zincirimin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir defa doladım. İkili trabzanım ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra bakınız trabzan ve zincirlerin arasındaki minik gözü görmekteyim. Tığımın başını doluyorum. Bu göze giriyorum. Trabzanımı bir defa örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. 3 tane trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki zincirime gelerek batıyorum. Birini çektim. Tamamını çekerek kapatıyorum. Şu şekilde. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan sayıyorum sık iğnemi yapmak için. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum, bir sık iğne, yanındaki 2. sık iğnemiz ve 3. sık iğnemi de örüyorum. Tekrar 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Şöyle görelim, bakınız. Çok dolgun, güzel bir görüntü olacak modelimizin sonunda. Tığımın başını doladıktan sonra 1, 2, 3. zincire geliyorum. Bir trabzan. Trabzanımızın hemen tepesine 3 zincir. Tığımızın başını dolayalım. Şuradaki minik birleşme gözün içerisine giriyorum. Bir tane örüyorum. Diğeri kalıyor. Tekrar doluyorum. Bir örüyorum. Diğeri kalıyor. 3 ilmek varken bakınız tığımızda. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincirdeki ilk trabzanımın dibine gelerek batışımı yapıyorum. Bir çekiyorum ve kalan bütün ilmeklerimi kapatıyorum. 2 zincir ilave ettikten sonra bir atlıyorum. 2, 3.'ye sık iğnemizi yapıyoruz ve bu şekilde 3 sık iğneyi yan yana örüyorum. yuvalar ve aralıklarını hazırlıyoruz. Bakınız, bir iki tane zincir, bir iki atlıyorum, üçüncü zincire trabzanım, hemen trabzan üzeri zincir. Bakınız, şuradaki görüntümüzü oluşturarak sona doğru ilerleyelim. Zincirimizin tamamında yuvalarımızı kurarak hazırladık. Bakınız, en son V'mizi yaptım. İki zincirimi çektikten sonra son zincirime gelerek batıyorum. Şu şekilde zincirle bitiriyorum. En son V ve bir tane sık iğne olarak bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz. Geçişlerimiz önemli. Bakın, bir zincir çekip hemen biraz önceki batmış olduğum yere gelerek batıyorum. Şuraya. Bir zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim ve aynı yere battım. Hiç zincir çekmeden tığımızın başını dolayalım. Şuradaki hazırlamış olduğumuz üzerinde 3 trabzan olan V'nin içerisine girelim ve 9 tane ikili trabzanımızı doldurmaya başlayalım. 1, 2, bakınız dolgun dolgun olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son trabzanımız 9. 9 tane trabzanımızı aldık. Bakınız, şurası çok güzel olacak. Battaniyemiz bittikten sonra bakınız ne kadar güzel bir dolgunluk var. Şöyle görelim arkasını da. Evet, trabzanlarımızı tamamladıktan sonra altta 3 sık iğnemiz vardı. Tam ortadaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Yine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. V'min içerisine 9 tane trabzanı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 trabzanımızı yine ördük. Hemen ortadaki trabzanımın, yani sık iğnemin tepesine yine direkt batıyorum. Zincir çekmiyoruz bu sıramızda. Hemen doluyorum. V'min içerisine bakınız giriyorum. 9 trabzanımı dolduruyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar sık iğnemin tepesine batıyorum. Yeniden sarmaya başlıyoruz. Bakınız, 9'ar trabzan şeklinde ilerleyelim. 9'ar trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve bakınız başlangıçtaki 7 zincir çekerek döndüğümüz yerdeyiz. Zincir çekmeden hemen 1 2 bakınız şurada kenarda uygun olan yere gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan renk değişikliği yapmak için kesiyorum. Farklı bir tondaki mavi ipimi örmek istiyorum. Şöyle dolgunluğu görelim. Battaniyelerde emin olun çok güzel olmakta. Modelimiz tok ve dolgun durmakta. Şimdi ipimizi kopardığımız yerden yine arkadan diğer rengimizde örmeye başlayalım. Mavimin diğer bir tonunu kullanıyorum. Bir tane zincirimizi çekelim tığımıza. Bu şekilde düğümümüzü atalım. Ve hemen ipimizi kopardığımız yerden örmeye başlayalım. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Buraya bir tane V yaptıktan sonra. Ve bakınız 9 tane trabzanımız vardı. Üçer üçer ayırıyoruz. 3 tane trabzan atlayıp 4. trabzanı yandan girerek bir tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bakınız 4'ten başlıyorum. Yandan giriyorum. Bir tane sık iğne. Hemen yanındaki trabzana girerek bir sık iğne örüyorum. Ama yandan alıyorum bakınız. Şu şekilde. 3 tane sık iğnemi ördüm. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şurada battığımız iki model arası bakınız sık iğnemin tepesine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Bir V yaptım. 2 zincir çektim. Trabzanlarımızı 3'e ayırdık. 3, 6, 9'du. İkinci üçlüyü yandan girerek birer sık iğne şeklinde ördük. Bakınız arkadan öne şöyle kirpik gibi güzel bir görüntü oluştu. Şöyle görelim. Evet ve alt sıradaki hazırladığımız şekliyle yuvalarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen minik gözün içerisine bir defa başını dolamış olduğum ipimi şöyle bir örüyorum. İkincisini tığımda bırakıyorum. Tekrar aynı yere birini örüyorum, bırakıyorum. İlmeğimde, tığımda 3 tane ilmek oluyor. Tığımın başını dolayarak trabzanımın dibine giriyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. 2 tane zincirimizi çektikten sonra 1, 2, 3 atlıyorum. 4. trabzanıma yandan girerek bir tane sık iğnemi örüyorum. Hemen yanındaki ikinci sık iğnem. Ortada 3 tane sık iğneyi kuruyoruz. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Alt sıranın 2 model arası sık iğneme giriyorum ve bir tane trabzan. Üste 3 zincir, minik gözün içerisine bir defa ördüm, bir defa ördüm. 3 ilmeğimi görünce hemen başını doluyorum, yuvamı kuruyorum. Araya 2 zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3 sık trabzan atlayıp 4. trabzanımı yandan girerek sık iğnelerimi örüyorum. 2 ve 3. 2 tane zincir. Şuradaki görmüş olduğumuz sık iğne üzerine bir trabzan, üzerine 1, 2 ve 3 zincir. Tekrar aynı gözün içerisine doluyorum. Her zamanki gibi yuvamızı hazırlayarak sonumuza doğru ilerleyelim. Hepsini aynı anda çekiyorum ve şöyle görelim bakınız. Sık iğnelerimiz ve yeni yuvalarımız hazır. Burası örgümüzün arkası, bu taraf ise önü olacak. Evet, şimdi sıramızı tamamlayalım, sonrasında görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim. Bu gibi modellerde, renk değiştirmeli modellerde özellikle geçişler ve başlangıçlar çok önemli. Şimdi bakınız bitişimizi yapacağımız ve geçişimizi yapacağımız yerdeyiz. Dolayısıyla 2 zincirimi çektikten sonra kenarda bir tane sık iğneyle battığımız yer vardı. Tığımın başını doluyorum. Kenarlarda yarım model yapacağımız için bakınız şuradaki dolguyu yapmadık başlangıçta, bitişte de yapmıyoruz. Bir trabzan, 1-2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere batarak bir tane V'mi kuruyorum. Şöyle bakalım, başlangıç ve bitişimizde sadece V'lerimiz var. Ortalarda ise üzerlerinde trabzandan dolgularımız var. Yanlar yarım model olarak çalışıyoruz. Bir sıra tam model, bir sıra yarım model. Şimdi V'mize kurduktan sonra 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü dolgularımı örmek için çeviriyorum. Ve yarım model yapacağım yere girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden ortadaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine 9 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çok hoş dolgun durmakta. Bakınız 9 trabzanımı ördükten sonra tam ortadaki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Zincir kesinlikle çekmiyorum. Tekrar 9 trabzanımı örerek ilerliyorum. Bu sıra yarım modelli sıramız. Geri kalan tamamen aynı bakınız. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ortadaki sık iğnemi sık iğne olarak batıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim ve yarım modelimi örmek için hazırım. Sık iğnemi battım. 4 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten sonra şuradaki köşeye bir defa başını doluyorum. Zincirimin üzerine batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Bu zincir trabzanımızla birlikte 5 tane olmakta. Burada bakınız 4 zincir çekerek başlatmıştık. Burada da bir trabzana zincir üzerine batarak tamamladık. Bir zincirimi çekiyorum ve rengimi değiştirmek için ipimi buradan kesiyorum. Bakınız 3 boyutlu kabartılı çok hoş bir çalışma. Hemen modelimizin arkasını çeviriyoruz. Yine şuradaki yapmış olduğumuz sıradaki, yani açık mavimizdeki sırayı aynen kuruyoruz. Tam model olarak yuvalarımızı hazırlayacağız. Rengimizi seçelim. Evet, beyaz rengimle devam ediyorum maviler arasında. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım. İpimi kopardığım yerdeyim. Hemen bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum, sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, bakınız şuradaki 3 tane sık iğnemizin bulunduğu yere V'mizi kuracağız. Tığımın başını doluyorum, çeviriyorum. Ortadaki bakın 3 sık iğnenin tam ortadakini şu şekilde buradan alıyorum. Tam ortadan direkt giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde bakınız, tekrar yapalım. Şöyle zincirimizi bir tane çektikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Alttaki yuvanın aynını hazırlamak için şöyle çeviriyorum. Tam olarak ördüğümüz modelimizin ortada 3 ayırmıştık bakınız. Onun ortasına giriyorum. Şu şekilde tepeden batıyorum. Uzun bir şekilde çekerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 defa çektim. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar dibine batıyorum. Yine yuvamızı aynı şekilde örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakın. Giriyorum. Yani tüm modellerimizi birbirine bağlayarak yukarıya doğru çıkışımızı yapıyoruz. Ve hepsini aynı anda kapatıyorum. Yuvamı hazırlıyorum. 1, 2 tane zincirimi çektikten sonra yine 1, 2, 3 tane trabzanı ayırıyorum. Altta ayırdığımız gibi 3'e ayırıyoruz. Yandan girerek sık iğnelerimi ortaya örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Modelimi çeviriyorum. Alttaki tüm olan, şöyle görelim, yere bağlıyoruz. Şurada bağladığımız gibi bakınız. Ortaya gelerek batıyorum, ortadakine trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir, ipimizi yarımlamadan hemen dibine bir trabzanın yarısını örüyorum. Tekrar aynı yere girerek V'mizi kuruyoruz. Araya 2 zincir ve çeviriyorum şöyle. 1 2 3 4.'ü yandan alarak sık iğnemi örüyorum. 1 İkinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnemiz. 1 2 zincir, tığımızın başını dolayalım, aşağının tam ortaya girerek bağlayalım. Trabzanımızı tamamen örüyorum. 3 zincirimi çektikten sonra yine aynı şekilde yuvalarımızı yaparak sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar yuvalarımızı kurarak geldik. Bakınız şu şekilde V'lerimizi üzerinde trabzanlarıyla ördüm. En son yuvamızı hazırladıktan sonra son şuradaki bakınız zincir çekerek başlattığımız yere gelerek bir tane sık iğnemi batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şöyle yuvalarımız bakınız birbirine bağlantılı şekilde kuruldu. Şimdi 9'ar trabzan yuvalarımızın içerisine örüyoruz. Sık iğnemizin ortasına ise bir tane sık iğne olarak batıyoruz. Zincir dönerken bir çekmiştim sadece bakınız. Şöyle trabzanların altından giriyorum. Dolgulu olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9. Kız modelimizi yeniden kurduk. Tam ortaya bir sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine girerek 9 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimizi yarım ve tüm olarak kuruyoruz. 2 sırada bir de rengimizi değiştirebiliriz. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, her iki sırada bir, bakınız, yerlerini değiştirdik ve her sıramızı iki sırada ördük. Yani her rengimizi iki sırada örerek tamamladık. Şu şekilde görelim. Hem kabartmalı, hem üç boyutlu, hem de boncuk boncuk çok şık oldu modelimiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Bakınız, gayet dolgunca durmakta. Özellikle içerisine ördüğümüz trabzanlar daha bir hoşluk katmakta. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.